Diyarbakır'dan herkese merhaba. Resul'le beraber yine bir doğu gezisindeyiz. 4 günlüğüne gezmeye geldiğimiz Diyarbakır'da çok güzel yerler gezdik, gördük. Ama arkadaşlar, gezi videoları çekmiyorum, paylaşmıyorum maalesef artık. Çünkü gezi videoları çok izlenmiyor, çok çekim yapmam istenmiyor. Çünkü beni terk edilmiş yerler videolarıyla tanıdınız ve terk edilmiş yerler görmek istiyorsunuz. Ben de bu yüzden artık gezi videoları çekmemeye karar verdim. Ama bununla ilgili bir çalışma yapabilirim. Belki farklı bir kanal açıp gezilerimi de orada paylaşabilirim. Şimdi biz de Diyarbakır merkeze 110 km uzaklıktaki Çüngüş ilçesine gitmeye karar verdik. Çünkü orada terk edilmiş yerler olduğunu duydum. Ve aynı zamanda orada terk edilmiş bir İtalyan köyü varmış. Orayı bulursak orayı çekmeye çalışacağım size. Hadi bakalım, başlayalım. Bizi neler bekliyor görelim. Diyarbakır merkeze 110 km uzaklıktaki Çüngüş ilçesine geldik. Terk edilmiş kiliseyi ararken şöyle bir yer bulduk. Buraya da terk edilmiş okul sandık. Etrafa baktık ama çok fazla bir şey anlayamadık. Diyarbakır Çüngüş Halk Eğitim Müdürlüğü yazıyor. Belki de faaliyette de olabilir, bilmiyorum ama öyle değilmiş gibi görünüyor. Şöyle bir göz gezdirdik. Çok bir şey anlayamadık. Eski kiliseyi aramaya devam ediyoruz. Bakalım bulabilecek miyiz? Kilisenin yukarıda kalmadı mı? Aşağıda mı kaldı? Bence aşağılarda bir yerdedir. Dur bakalım. Horoz tavuk oluyor. Burada da eskiden kalma yapılar vardı, taş yapılar. Evet, terk edilmiş evler de var bence. Tabii tabii, terk edilmiş çok ev gördüm ben geçerken. Ama kiliseye nereden gideceğiz? Onu bulamadım. Birisi geliyor, şu birisine sorayım da. Abi! Merhaba. Merhaba. Ya biz şu şeyi bulamadık. Ne? Kilise, eski bir kilise varmış da oraya gezecektik, oraya görmeye gidecektik, bulamadık. Aa, buradan böyle gidin. Bir de karşıda var. Ha, gördüm gördüm, tamam. Sarı binanın sol tarafında. Bak araba geçiyor, bak arabalar duruyor burada. Evet. Bu arabalar ense bir 20 metre geçtim sola dönüyor. Sağlık ocağına doğru öyle çıkarsın. Yol gidiyor zaten. Tamam. Millet hep buralara bakıyor, altın altın arıyorlar. Ha, o yüzden mi şandın yoksa? Yok abi bizde. Bazı yerleri yok. Bazı yerlerini yıpratmışlar. Ha, zamanında eskiden diyorsun. Kiliseyi gör ya, bir direkler var, taştan yapmışlar. Ya akıl hayal ya. Acayip. Hadi ya, o kadar. O zaman büyük bir yer orası. Büyük, böyle bak, böyle bakıyorsun ta direkt yapmışlar. Nasıl yapmışlar o, nasıl? Anladım abi. Bak eski ev şudur. Tamam. İçine girebiliyor muyuz? Yıkılmış zaten. Ha, yıkılmış hani. Tamam. Ha, abi. Şurada gidelim. Tamam. Şu yoldan ileri. Biz oradan devam edince kiliseye çıkıyor. Son ev var. Zaten son eve vardınız mı? Kilise önünde. Tamam. Tamam. Çok sağ ol abi. İyi günler. Teşekkür ederim. Sadece duvarlar ayakta kalmış. Terk edilmiş tarihi kiliseyi bulduk. Şimdi içerisini gezeceğiz, bakalım nasıl bir yermiş. Dışarıdan sadece böyle dikdörtgen şeklindeki bir yapı gibi görünüyor. Çok kiliseyi andırmıyor ama. O içi bayağı büyük. Evet, içi bayağı büyük. Burası Ermeni Kilisesi'ymiş fakat ne zaman yapıldı belli değilmiş. 15. yüzyılda yapıldı tahmin ediliyormuş. Yapının özgününde 3 nefli beşik tonozlu örgülü olduğu görülüyor. Bayağı kötü durumda ya. Yani artık harabe olmaya yüz tutmuş gibi. Ama tavanı çok iyi görünüyor değil mi? Sağlam gibi görünüyor. Evet, kurtarılabilir durumda. Zaten yüksek miymiş yoksa yıkıntıdan mı yükselmiş acaba? Yani tabii artık nasıl bir evre geçirdi? Ha? Hani nasıl bir evre geçirdi bilemiyoruz burada. Şurada tünel var mı? Bakalım orada ne var? Arada büyük.
Aynen büyük. Kapanmış gibi sanki, bodrum kapmış değil mi? Aşağı ayrı bir bölüm varmış gibi sanki ya. Ama aşağı iniş gibi yani. Yıkılınca tabii kapanmış olabilir. Fener var mı? Var, giriş yolu. Yani kapanmış olabilir. Şurada sanki başka bir şey var gibi. Yok. Hayır, burası ayrı bir alan. Ama senin dediğin gibi bu taşlar yüzünden burası zemin yükselmiş. Evet, burası zemini şu an yüksek. Katlı bir yapıysa burası alt katı. Şurası da üst katı. Evet, üst katı varmış ama. Aynen. Bir de bu cepheden iyice bakalım. Sanırım üstüne de çıkılıyor. Dışarıdan çok anlaşılmıyor kilise olduğu ya. Normal bir yapı gibi böyle. Dört duvar. Hani yani dikdörtgen şeklindeki düz bir bina gibi. Öyle örülmüş duvarlar falan. Şuraya bakalım. Tırmanıp üstüne çıkılıyor mu? Üstüne çıkılıyorsa oraya çıkıp bakalım ne vardı. Evet, üstüne çıkılıyor. Üstünden bence çok güzel bir manzara vardır. Yok yok, yıkılabilecek bir şey değil. Öyle bir yer değil burası. Otlar çıkmış. Birkaç yüzyıllık yapı. Tabii bu durumda olması çok normal. Vadi var, vadiye bakıyor. Şurada da tarihi bir köprü var. Manzarası güzelmiş. Zaten biliyorsun. Yani bu tarz yapıları, kilise, manastır gibi yapılır hep yükseklere yapıyorlar ve çok güzel konumda oluyor, manzarası oluyor. Şuradan da bakalım. Bayağı da yüksek. Ya evet, bence de orası burayla alakalı bir şey. Daha önceden devam olabilir. Tekrar aşağı inelim. Şöyle biraz daha etrafını bir dolanalım. Başka bölümleri var mı bakalım. Şurası da ayrı bir bölüm gibi. Şuradan gel bakalım. Merak ettim. Ah, çıkamadım. Ayağım kaydı, gel. Buranın da altı var. Buraya içeriden giriliyor galiba. Ama bu durduğumuz yer başka bir yapı. Evet, burası normal bir ev, metruk bir yapı. Ama şöyle söyleyeyim, şöyle söyleyeyim. Kilise arazisi içerisinde. Onunla bağlantılıdır bu. Lojman gibi. Lojman evi gibi bir şey. Ha. Olmazsa bir aşağı daha ineriz. Çatıyı tahtalardan yapmışlar. Bakarız. Merak ettim, ben bu aşağıya ineceğim. Gel, beraber inelim. Devam edelim. Yok yok, burası orayla hiçbir alakası yok ki. Yeni bir yapı. Dükkan gibi, bakkal olarak falan kullanmışlardır. Yo, bence ev. Oğlum, burada bir ceketi var mı? Merdiven varmış, yıkılmış. Burası da kömür gibi kullanmış. Şuraya nasıl geçeceğiz? Orayı anlayamadım yalnız. Çünkü oradan bir kapı daha var. Diğer bölüme bir geçiş daha var. Burası önce kesilmiş. Burası kullanması bittikten sonra burayı yapmışlar. Olabilir, aynen. Ama bu da çok yeni değil yani. Aynen. Çok sonradan yapılmış bu, belli. Evet. Ama burası artık kullanılmıyormuş, o yüzden. Ama duvarı ne kadar düzgün ve sağlam, evet, görünüyor. Burası ana giriş gibiymiş aslında bence. Olabilir. Hadi gel. Tekrar yukarı çıkalım. Var bu arada böyle. Evet evet, gece duvar, aynen. Duvar boyama ledi var, yanıyor mu bilmiyorum. Aynen, ışıklandırması var. Gece güzel bir görüntüsü bence olabilir. Tekrar içine gireyim, şöyle göstereyim etrafını. Bu kilisenin adı Surup Garabet Kilisesi'ymiş. Ermeni Katolik Kilisesi'ymiş burası. O köşelerindeki yapılar kiliseyi genişletmek için daha sonradan yapılmış. Büyütmek için yapılmış. Şöyle birkaç tanesini göstereyim. Şu tarafa giremiyoruz. Giriş kapısını kapatmışlar, duvar ölüp, ama neden kapattıklarını bilmiyorum açıkçası. Şöyle. Gerçi dışarıdan giriliyor galiba.
Bakayım şuradan. Burayı da kapatmışlar. Yok, buradan aşağı inemem, çok yüksek. Burası alt katıymış. Alt katı zemini çökmüş. O yüzden hiçbir şey anlaşılmıyor. İnternetten bir şeyler öğrenmeye çalıştığım kadarıyla kiliseyle alakalı çok fazla detaylı bilgiler yok. Ama eğer öğrenirsem burayla ilgili şeyleri tabii ki açıklama bölümüne daha sonra eklerim. Burası böyle güzel bir yer ama dediğim gibi kötü bir durumda şu an. Yalnız kurtarılabilir bir durumda. Burayla ilgili adım atılırsa değerlendirilebilir. Bilemiyorum burayla ilgili bir projeler var mı yok mu. Ama olduğunu da sanmıyorum. Ama olsaydı kaynaklarda görürdüm. Şunu da söylemeden duramayacağım. Duvarları gerçekten muazzam. Çok güzel işçiliği var. Şurada da ayrı bir bölüm var. Bu da sonradan eklenen bölümlerden bir tanesi. Oda olarak tasarlamışlar buraları. Buralara pastaforum odalar deniliyormuş. Oda kapanmıştır yani. Hani böyle değerli din adamlarının falan girebildiği, kütüphanenin olduğu falan yerler oluyor. Bence öyledir yani. Böyle herkesin girebildiği bir yer değildir. O yüzden bence şu an oda kapandığı için falan. Eğer öyle bir yer varsa da oradan iniliyor olabilir. O biz, sen girdin ya oda gibi, mağara gibi bir yer. Hangi taraf? Tam karşıdaydı ya, böyle mağara bakalım gibi mı? Bir yer vardı. Ama kapanmış gibi işte, yıkılmış da kapanmış. Şimdi Resul burayı gördükten sonra buranın alt katı olduğunu söylüyor. Yani öyle olduğunu düşünüyor. Biz de buranın alt katı olup olmadığından emin değiliz. Emin olmaya çalışıyoruz. Bakalım alt katı var mıymış. Bir yer bulmaya çalışıyoruz. Gel gidelim bakalım o zaman. Yani o bence kapanmıştır ama. Zaten o diğer bölümler çok aşağıda kalıyor. Neden aşağıda kalsın ki? Çok saçma olur. İşte o genelde değerli yerler oluyor. Yani işte din adamlarının girebildiği, herkesin giremediği öyle yerler olabilir. İşte din adamlarının alt katına giriliyordur orada. Evet. Çalıştıkları böyle kütüphane gibi yerler oluyor. Senin dediğin gibi oralara girilmiyor. Belki öyle bir alan olabilir. Şuradan mı bahsettin az önce? Evet evet, oradan bence aşağıya. Kazmışlar gibi değil mi? Burada bir yığılma var. Ya burada bir, bak burada bir tuhaflık var. Bak burası, ilk önce burada yığılmış yani. Aynen. İlk önce şuraya bir bakalım. Gel. Buralar, evet. İşte, alt kat işte abi. Burası da mı alt kat? Pencere olduğuna göre bu pencerenin devamı olmalı. Zaten burası, evet. Çok bence yükselmiş. Bence çok çok yükselmiş. Üst, burası yıkıldığı için yükselmiş bence. Bak buranın devamı varmış bu duvarın. Aynen, üstü. Şey zaten internette bir fotoğraf gördüm. Kubbesi görünüyor. Büyük ihtimalle çan kulesi falan da vardı. Onlar çökmüş olabilir. Buraya yığılan taşlar o çöken bölümlerin taşları olabilir. İşte kubbe, çan kulesi gibi gibi ek yapılar. Yani ben de senin düşündüğün gibi düşünüyorum. Alt katı olabilir. Bulamadık bir şey ama ben de öyle düşünüyorum. Oraya baktın mı? O pencere de baksana burada da define kazısı yapılmış. Define kazısı yapılmış ve sonradan sanki kapatılmış. Kapatılmış evet. Evet. Bir sürü de bir şeyler var. Zaten gelmişler buraya, bayağı uğraşmışlar. Burada tanıştığımız bence. Buralı abi bize dedi ya, hep define kazıları yapılmış orada evet, dedi ya. Burası bir özel bir odaya benziyor. Ha? Bence burada bir şey oluyor ya, kiliselere din adamları gömülüyor ya. Değerli eşyalarıyla birlikte gömüldüğü olabilir. Düşünülüyorsa. Burayı kazmışlardır. Olabilir. Altın olabilir. Uzun. O da bir ihtimal sonuçta. Ama bu köşelerdeki yapılan yapılar sonradan kiliseyi büyütmek için, genişletmek için yapılan ek yapılar. Gelsene oraya gidelim. Orayı kafaya taktım. Peki bir şey bulmuşlar mı? Orada. Bana göre kazılarda mutlaka bir şey bulmuşlardır. Neden diyeceksin? En kötü kolyesiyle gömmüşler. Çünkü zamanında hep kiliselere gömmüşler ya değerli şeyleri, eşyaları. Ondan dolayı zaten bu kiliseler hep define kazıları yapılıyor. Hadi gel bakalım şuraya. O zaman dönelim, dolaşalım. Yine aynı yere gidip o demin üstünden atlayarak aşağı inelim. Ama girip ne yapacaksın? Ya girip ne yapacağız diye bir şey yok. Yani girip şöyle bir bakacağız. Bir şey mi gördün? Yani belki başka bir bölüm vardır. Geçiş bir bölüm mü vardır? Kapatılmıştır. Onu merak ettiğim için. Ben bir bakayım geleyim. Sen kamerayı ver bana.
bakalım burası nasıl bir yermiş, burada ne varmış merak ettik. O yüzden buraya geldim tekrar. Burası karanlık. Karanlık bir oda var. Evet. Evet, buradan merdiven var. Şurada kapı varmış. Kapatılmış. Taşlarla örülmüş. Ya büyük ihtimalle ya üst tarafa çıkıyor, üst kata çıkıyor ya da başka bir bölümle birleşiyor, oraya gidiyor. Görebileceğimiz sadece bu. Bir oda var. Odanın içerisinde merdiven var. Merdiven bir yerle bağlanıyor ama o bağlandığı yer duvarlarla örülmüş, kapatılmış. Büyük ihtimalle üst kata çıkıyor. Hani gizli bir bölüm, özel bir bölüme gittiğini düşünmüyorum. Sol tarafa doğru. Tabii duvarın diğer tarafına sağ doğru. Yok, odaya sağ değil, üst kata çıkıyor yani, bence. Sağa doğru gidiyor diyorsun. Hı hı. Al bakalım. Merdiven bölümü mü? Alt katı var diyorsun. Buradan alt genelde katı zaten inmeden. Şey olur ya, mesela yapının bu tarafı yüksek olur. Hı hı. Din adamlar olur. Burada sandalyeler oluyor. Buradan da yani binanın sonundan aşağıya gidilir genelde zaten. Ya olabilir ya. Yani bu kesin büyük bir ihtimal. Tabii kazı yapıldıktan sonra kapatılmış olabilir. Bu yine uğraşmışlardır, kazmışlardır. Ya zaten şöyle söyleyeyim. Üst katları yıkılınca alt katı tamamen kapatıyor. Evet. Öyle bir şey olmuş olabilir. Hani birçok yerde gördük bunu, biliyorsun. Kesin merdiven var. Şimdi buradan diğer yere doğru ilerleyelim. Az önce kilisedeydik. Şimdi manastırın olduğu yere geldik. Şuradaydık. Tam şu karşıda kilisenin olduğu yerdeydik. Şimdi manastıra geldik. Burası da manastırmış. O dönemlerde buranın manastırıymış. Bir de okul varmış aslında ama okul yıkılmış. Okul günümüze ulaşmamış. Burası da böyle bir yer. Çok kısa çekip göstereyim. Burası küçük bir manastırmış. Ve az önce gittiğimiz kiliseye göre çok çok daha kötü durumda. Daha fazla tahrip olmuş, daha fazla hasar görmüş. Ama bunun da çatısı sağlam duruyor. Bunun da tavanı sağlam duruyor. Evet. Bunda da yine ayrı bölümler var. Yapılan ek yapılar yıkılmış. Bunun üstüne çıkmayacağım. Gerek yok. Ama yine bunun da alt katı olabilir. Alt kapı, alt katı gibi bir şey. Evet, alt katı kat gibi bir şey var. Aynen. Bu tarafta da. Yine kazı yapılmış ya burada. Eğer fenerin varsa varmıyor mu? Fenerim var. Aynen. Evet, alt katı var bunun, doğru. İstiyorsan gel bak. Buranın varsa oranın da kesin var. Evet. Şu diğer tarafa gidebilir miyiz? Merdiven. Sanki diğer taraftan daha müsait gibi. Gelsene. Yok, buradan değil. Yok, dışarıdan döneceğiz. Gel. Bunun da yine duvarları çok sağlam, düzgün duruyor. Dış duvarlar. Evet. Buradan bir girişi var normalde de. Tabii kapanmış. Burası yükselince, zemin yükselince kapanmış. Burada devam ediyormuş. Tabii. Burası bence çok büyük bir alan. Çünkü duvarları var. Duvarları devam ediyor. Maalesef burası da çok tahrip olmuş durumda. Zarar görmüş. Oradan alt kat gözüküyor muydu? Gözüküyor. Gel oraya tekrar gidelim. Evet. Sen oraya bak. Ondan sonra da videoyu tamamlarız burada. Ayrılırız. İstiyorsan geç sen de bak. Al feneri. Ben baktım nasıl olsa.
basittan gözüküyor ama ya aşağı doğru gidiyormuş da kapanmış tamamen. Evet. Evet. Ya mutlaka böyle yerlerin alt bölümleri oluyor. Evet. Katı oluyor. Tabii. Mesela şurası da üst katı. Bak. Bak şurası da üst katı ama oraya da geçilmiyor. Yıkılmış artık. Hatta şöyle bir şey yapalım. Tutsana kamerayı, beni çeksene. Ben oraya tırmanayım. Yok. Buradan geçebilirim. Kamera ver istersen bana. Burayı çekeyim, göstereyim. Evet. Aynen. Burada bir bölüm var. Burası da dar mı orası? Merdiven olabilir. Evet, dar. Evet. Bak buradayım. Böyle bir alan işte. Ne amaçla kullanılıyor bilmiyorum ama burada bir alan var yani normalde. Aha, evet. Buradan ineyim ben. Burası merdiven zaten. Olsun, önemli değil. Hadi buradan çıkalım bence. Çünkü çok fazla gösterecek bir şey yok. Maalesef her yer günümüze ulaşmamış tabii. Çüngüş ilçesindeki eski terk edilmiş tarihi yapıları gezdik. İlk önce kilisenin olduğu yapıya gittik. Ondan sonra buradaki manastırın olduğu yere geldik. Buraları çekip gösterdim size. Şimdi buradan 12 kilometre uzaklıktaki Karakaya Barajı'nın olduğu yerde eski bir terk edilmiş İtalyan köyü varmış. Oraya gitmeye çalışacağız. Oraya çekmeye çalışacağım size. Hadi bakalım, inşallah gidip çekebilirim. Bir sonraki yerde görüşürüz. Tepelere bir yere geldik. Aynen. Şurası buradan görünüyor. Aradan oraya çok burada arı kovanları var. Demek ki arıcılıkla ilgilenen birileri var burada. Biz dediğimiz yer olan terk edilmiş İtalyan köyünü bulduk. O tarafa doğru ilerleyeceğiz. Gideceğiz, bakacağız nasıl bir yermiş. Çekip göstermeye çalışacağız. Ama buradan da müthiş bir manzara var. Göstermeden de edemedim. Şu karşısı terk edilmiş İtalyan köyü. Oraya gidip hikayesini orada size anlatacağım. Gideriz ya. Şuradan arabayla şöyle geçeriz. Aynen. Orada güvenlik noktası varmış eskiden. Aynen. Şurada geçer oradan ya. Evet, şurada yol var. O köye gidiyor. Şurada da bir eskiden güvenlik noktası varmış. Oradan devam edip köye ulaşacağız. Hadi bakalım. Evet. Köye ulaştık. Şöyle etrafı gezelim. Burası deprem bölgesi gibi resmen. Binalar harabe halinde. Yol mu varmış burada? Tabii eskiden yol varmış. Dediğim o terk edilmiş İtalyan köyüne geldim.
Fakat burada birileri var. Resul, burada birileri var. Şu tarafta birileri var. Yani burası Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde Daldırın yamacında olan bir yer. 1976 yılında yapımına başlanan Karakaya Barajı'nın inşaatında çalışmak için gelen İtalyan mühendis ve işçilerin kurduğu köymüş burası. Bu köyde helikopter pisti, kantin, sinema salonu, konser yerleri, okul, hastane ve eğlence merkezleri de bulunuyormuş. O dönemlerde öyle kurmuşlar bu köyü. Çalışan işçilerin büyük ihtimalle aileleriyle beraber kaldıkları bir köy. O yüzden çok büyük bir tesis haline getirilmiş. İtalyanlar gittikten sonra köy bu şekilde bakımsız halde kalmış, terk edilmiş durumda yani. Şurada mesela bir yapı var, yapıyı etrafını çevirmişler. Depo olarak kullandıkları ya, orası sağlam muhtemelen, ama o yüzden depo olarak kullanıyorlar herhalde. Ya şimdi motorla malzeme yetmiş. Ya şimdi burası terk edildikten sonra tabii sahipsiz kalmış. Sahipsiz kalınca da kullananlar olmuştur büyük ihtimalle. Şurada bir adam var. Bir şeyler yapıyor herhalde. Aynen senin dediğin gibi sağlam burası. Depo olarak kullanıyor, bir şey yüklüyor. Bu tarafta değil yani, burada daha çok. Şurası da herhalde helikopter pisti. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Ya şöyle gezmeye, dolaşmaya geldik. Bir sıkıntı yok değil mi? Tamam, kolay gelsin. Hani bir sakıncası var mı yok mu diye bir soralım dedim yani. Eyvallah. Sağ ol, sen de. Köy aslında bayağı böyle bir alana yayılmış. Büyük bir köye benziyor değil mi? Çünkü çok fazla yapı gördüm ben. Böyle birbirine yapışık gibi falan hani. Ayrı ayrı ev şeklinde değil de blok blok. Şimdi burayı yıkılmış da şuraya bakarsan şey tarzı hep böyle blok blok konteyner gibi yapmışlar. Yani. Ama bir şey diyeceğim sana. Yani şu tarz yapılar çok fazla, böyle müstakil tarzı kullanmış olabilirler. Mesela her çalışan işçinin ailesiyle kalabilecek gibi bir ev verilmiş değil mi sanki? Prefabrik tarzında yapılmış yani, ama böyle. Aynen. Aynen. Şöyle şu tarafı da aslında göstermek istiyorum. Bir de aşağıyı da gösterelim. Aşağıda Fırat Nehri var. Fırat Nehri geçiyor ama buradan görünmüyor. Çok yüksek bir alandayız. Dağın yamacı burası. Şu şeyi göstereyim ben. Yapıyı. Burada da bir yapı varmış. Yıkılmış. Aynen. Yalnız benim dikkatimi çeken bir şey oldu Resul. Ya manzara zaten muazzam. Havası süper. Yani burada zamanında yaşayanların artık düşünemiyorum yani bu keyfi nasıl yaşadıklarını da. Yalnız şunu söyleyeceğim ben sana. Neden yapılar bu şekilde böyle hani... Pencereleri sökülmüş. İşe yarayan parçaları alınmış. Kapılar, pencereler, evet. Çatı malzemeleri falan sökülmüş. Hepsi duruyor. Şey, onlar alınmış yani. Hmm. Hepsinde ortak özellik. İçinde pencere ve kapı yok çünkü. O yüzden böyle harap. Geri dönüşüme değil. Gidecek, para gidecek şeyden hepsini sökülmüş. Şurası, şurada pencere var. Evet. Pencere var. Evet, bir tane orada kalmış. Kapalı kullanılan alan gibi. İçeride de merdiven var. Orayı depo olarak kullanmış olabilir. Bir çıkıp bakacağım ya. Bir çıkıp bakacağım. Merak ettim, biliyor musun? Şey bu, yutong bu. Aha, yutong. Hadi bakalım, çıkıyorum. Ne var acaba burada? Burası daha önce kullanılmış. Yani birileri gelip kalmış. Birileri gelip kalmış. Evet. O amaçlı kullanılmış. Çünkü soba var, koltuk var. Ama bir şey diyeceğim sana. Evet. Yakın zamanda kullanılmış burası. Burada içecekler var. Evet. Hı-hı. Akşamları gelip öyle. Burada kalmış. Kendisi pencere yapmış böyle. Evet. Kalmaya falan geliyormuş herhalde. Olabilir. Buradan da yağmur suyu mu biriktirmeye çalışmış, bir şey yapmış ama. Ne bileyim, anlayamadım onu. Yok, orası daha şey olmuş, hasar gördüğü için ha, su alıyor diye dışarıya vermiş. Güzel bir sistem yapmış kendisi. Suyu dışarıya vermiş.
Gel bakalım şöyle, madem çıktık evsiz buraya. Falan kalıyor, evsiz olabilir, evet. Ya da bir şey söyleyeceğim ben sana. Böyle kaçak maçak insanlar oluyor ya, onlar da böyle ıssız yerlere gidiyor, saklanıyor ya. Evet. Bura banyo falan. Ben de diyorum birisi varsa, şey birisi var diyecektim de çocuk, o çocuk varmış. Telefonla konuşuyor orada. Burası da banyo. Mutfak, pardon. Burası bence mutfakmış abi. Yok. Mutfak değil. Banyoymuş. Banyo. Sabunluk var. Eski tip sabunluk var. Gel bakalım şuraya. Diğer tarafa geçmek için kırmışlar bak duvarı. Evet. Geçelim mi biz de? Geçelim. Hadi gel bir geçelim. Bence de. Benim aklıma şey geliyor. Sana bir şey söyleyeyim mi? Kalemper varmış burada. Şeyler burada yaşamış olabilir. Ya. Ha, teröristler. Hı-hı. Anladın mı? Olabilir, olabilir. Kalemper varmış. Evet. Çünkü 1987 yılında sanırım burası boşaltılmış. Yani İtalyanlar ayrılmış buradan. O zaman terk edilmiştir diye düşünüyorum. Burası bu kadar. Burada merdiven yok. Diğer yerden ineceğiz mecbur. Uğraşmışlar, merdiven yapmışlar. Evet. Çatıyı tamam etmiş. Yani... Burada kalınabilmek için bayağı bir evet. işlem yapılmış. Zaten bak. Burada uyumuş, burada oturmuş. Soba var, ısınmış. İşte abi soba getirip koymuş. Baksana. Ama bayrağı var yani... abi. Telos soba. Ya da yakalandığında şey mi hani bu şey olsun. İmaj vermek mi? Olabilir mi? Ama bilmiyorum. Ama bayrağı var abi, sanmıyorum. Ya evsiz biridir. Öyle evsizdir, yani. Evsizdir yani. Biz de komplo sen, teorisi yaratmayalım. Sen de sokakta kalsan geldi kalırsın. Ya tabii canım, hiçbir sonuçta hiçbir yerin olmazsa mecbur böyle bir yere gelip sokakta kalacaksın. Sokakta mı kalacaksın yani? İstiyorsan kalalım bu gece burada. Geç oldu zaten saat. Geri nasıl öleceğiz bilmiyorum oralarda. Hadi bakalım, çok uzak yerden geldik. Sırf burayı çekebilmek için arkadaşlar dünyanın yolunu teptik. Yani buraya geldiğimizde bayağı değdi, ayrı bir konu. Bak bu arada bak, bu görüyor musun? Yeni. Dedim ya sana, evet. Yeni. Yani. Ama kırılmış mı sonra? Komple şey kırılmış. Aynen. Çökmüş bak bu tarafa. Aynen. Hadi inelim buradan o zaman. Evet, gezmeye devam edelim. Şu ilerideki yapılara doğru bir bakalım. Oralarda tam olarak ne var? Öğrenmeye çalışalım biz de. Fırat Nehri gözüküyor mu? Ha evet, gözüküyor. Ama çok aşağıda. Evet. Çok aşağıda. Devam edelim şöyle. Bakalım. Burada gezerken bilgi vermeye de devam edelim. Çalışanların arasında 3000'e yakın İtalyan da bulunuyormuş. Bunlar aileleriyle gelen İtalyanlar olduğu için, uzun süre kalacakları için bu mezrada 350 hanelik bir köy yaptırmışlar. O yüzden burasının adı da İtalyan Köyü olmuş. Şuradan bir inmek istiyorum. Aralara bakacağım. Bakalım buralarda değişik şeyler var mı? Şöyle yapmışlar. Bölüm bölüm böyle basamak basamak yapmışlar. Herkesin kendi yaşam alanları var. Yani bahçesi falan var. Büyük bir alan vermişler herkese. Ya çok güzel değil mi? Çok güzel düşünülmemiş mi? Öyle mi? Kanalizasyon gideri. Anladım. Köyün yapısı bölge standartlarının bir hayli üzerindeymiş. İçinde 3 helikopter pisti, kantin, sinema salonu, konser yerleri, okul, hastane ve eğlence merkezleri de bulunuyormuş. Tam donanımlı bir tesis haline getirmişler köyü. Burada merdivenler var. Zaten bak şöyleymiş eskiden. Tabii kapanmış ve yıkılmış. Böyle yürüyüş alanları varmış bak. Merdivenlerden böyle basamak basamak çıkıp dolaşıyorsun her yeri. Yani şimdi komşuna gideceksin. Nasıl gideceksin? Hepsini böyle bir geçiş yolu yapmışlar böyle. Kuş sesleri çok güzel. Biraz daha aşağı inelim mi? Olur. İnelim inelim bence. Aşağıdan da biraz yukarıyı bakmak istiyorum. Nasıl görünüyor diye. İtalyanlar bu köyde 11 yıl yaşadıktan sonra, tabi baraj yapımı inşaatı bittikten sonra ceketlerini alıp
köyden ayrılmışlar. Yani eşyalarını bile evlerde bırakıp gitmişler. Belediyeye hediye etmişler özel eşyalarını. Ama tabi buraya sahip çıkılmamış. Köy talan edilmiş. Buralarda bir şeyler varmış. Onları kırmışlar. Demek ki senin dediğin gibi para edecek bir şey olduğu için kırıp sökmüşler. Veranda olabilir. Bu taşıyıcı olmasın ya binanın ama bina burada bitiyor. Bilmiyorum. Veranda olabilir oturmak için. Bahçede oturmak için verandalar oluyor ya. Onlarla alakalı bir şey olabilir. 4-5 tane taşıyıcılığı mı? Ya şimdi görüyorsun bak demirleri sökmek için yıkmışlar yani. Bu bir gerçek. Çünkü ora kendiliğinden yıkılmış ya. Demirleri sökmek için yıkmamışlar bence. Kendiliğinden mi yıkılmış? Kendiliğinden mi yıkılmış diyorsun demirler buralar? Şey zaten. İnce. Ha. Para etmez. İş yapacak bir şey değil aynen. Kapılar almışlar, pencereler almışlar. Senin dediğin gibi her yapının önünde de kanalizasyon şeyi var, kanalı var. Ama şunu anlamadım yani. Bak bu taşıyıcıya benziyor ama neyin taşıyıcısı? Bir alt sokağa inelim. Hadi bir alt sokağa inelim bakalım. Köy talan edildikten sonra hayalet köy haline gelmiş. İşin kötü tarafı 1987 yılından bu yana köy atıl bir durumdaymış. Çok kötü bir durum. Mesela neden köy değerlendirilmedi? Neden başka bir şey için kullanılmadı? Ya buraya da insanlar gelip yerleşebilirdi. Öyle değil mi? Ya olabilirdi ama şimdi günümüzde deprem vesaire şeyler oldu. Eğer bu yapılar sağlam olsaydı kesinlikle kullanılırdı. Kullanılabilirdi. O dönemde öyle güncel bir şey olmadığı için sahip çıkmamışlar. Sahip çıkılmamış aynen. Ya ihtiyaç duyulmamıştır bence, evet, biliyor musun? Yani önemsememiş. Bugün olsa sağlam olsa yani yeni terk edilmiş olsaydı safa sağlam. Şu an işe yarardı ama o dönemde verilirdi. Tabii. 1987 yılında tabii böyle bir şey ihtiyaç olmadığı için kimse umursamamıştır bence diye düşünüyorum. Yani şimdi kimse köyünden gelip buraya yerleşmez. Aslında bir şey mi? Kanaldır. Kanaldır. Ha. Şimdi kimse gelip köyünden buraya yerleşmez, evet, öyle değil mi? Durduk yere gelmez. Tabii durduk yere gelmez. Ama güzel bir tesismiş ya. Evet. İçerisinde tabii tam donanımlı bir köy yani, içerisinde her şey kurulmuş, her şey düşünülmüş. Okul, hastane falan olduğuna göre demek ki yani burada ülkelerinden öğretmen de getirmiş veya işte doktor da getirmiş tabii, bu. Tabii İtalyanlar. Bunları düşünmüşler. Tabii tabii. Burada bir alan, burada bir bina olabilir ya. Kamu binası gibi ufak. Daha önce burada bir bina mı vardır diyorsun? Yani öyle benziyor. Kenarlarda duvar kalıntıları var gibi. Hı. Baksana fayanslar duruyor yani. Sağlık ocağı tarzı bir şey var burada. Anladım. Biz yalnız bayağı bir alt, evet, çok aşağı sokaklara indik. Daha da aşağıda yapılar var. Daha da devam ediyor. Gidiyor yani bu sonra. Gidiyor. Şey yapalım mı Resul? Şuraya gidip şuradan bir bakalım. Olur, ne görünüyormuş? Olmazsa geri çıkarız. Çünkü çok büyük, çok uzanıyor böyle. Her yere uzanıyor böyle. Çok geniş bir alana yayılmış. Yani sonuçta aynı, hep senin dediğin gibi hep aynı şeyler. Çekip göstermeye gerek yok. Şuradan bakalım dedik, merak ettik. Nasıl görünüyor acaba manzara ve köy? Okuduğum kaynaklara göre o dönemdeki buradaki ortam, arkadaşlık ortamı, arkadaşlık ilişkileri çok iyiymiş. Kat kat aşağı doğru böyle devam ediyor yapılar. Buradan da böyle görünüyor. Yol dönüyor böyle aşağılara doğru iniyor. Bir kaynakta şey yazıyordu Resul. Bahçeli havuzlu küçücük villalar diyordu. Sen hiç havuz gibi bir şey gördün mü? Ben görmedim. Ben de görmedim. Nasıl bir havuz anlamadım yalnız. Böyle bir yer. Müthiş bir konumda terk edilmiş. Böyle hayalet köy haline gelmiş bir köy. Şöyle devam ederken son olarak şu tarafa doğru gidelim. Şurada biraz daha farklı büyük yapılar görünüyor. Onlara da bakalım. Ondan sonra geldiğimiz nokta olan tepeye çıkalım. Orada da videoyu tamamlarız. Buradan yapılar. Aynen, drone uçuruz. Şey, aynen, karanlığa kalmadan buradan ayrılmamız lazım. Çünkü yolumuz çok uzun. Yaklaşık bir 120-130 kilometre yol gideceğiz. Buraya gelmek için, burayı görmek için çok uzun bir yol kat ettik ve meşakkatli de bir yoldu zaten. Ama birçok yerde uğradığımız için çok zaman kaybettik. Tabii saatler sürdü buraya gelmemiz. O yüzden hava kararmadan gitmemiz lazım. Şuradan bakalım bir de. Farklı farklı yapılar da var aralarda. Başka amaçla kullanılıyor olabilir.
ilave yapmışlardı. Takım hazırlığı. Ya yapmış. Mesela şuradaki yapılar çok büyük. Bunlar idari yapılar olabilir. Kutum falan olabilir. Ya da aynen kamu binası falan olabilir. Şurada arı kovanı var. Burada da arıcılık yapılmış. Yapıların hepsi birbirinden kötü. Buradakiler de aynı. Harabe. Şuradan yol var mıdır acaba? Yukarı çıkmamız gerekiyor. Deneyelim hadi. Aşağısı uçurum. Dikkat etmemiz lazım. Tehlikeli bir durum olmasın. Buradan yol yok Resul ama şöyle çıkmaya çalışsak olmaz mı? Neyse, aşırı dik geldim. Tamam. En üst noktası dik yani. Nasıl yapalım? Şu binaya ulaşabilsek o binanın arkasından. Tamam. O zaman şuradan deneyeceğiz şansımızı. Ben buradan yol vardır diye tahmin ettim ama yokmuş. Evet. Belli bir kısma kadar geldik. Buradan merdivenler var. Öldük ama yapacak bir şey yok. Şuraya bir bakayım. Madem o kadar geldik. Burada ne varmış? Hepsi aynı. Bunlar oda. Bunların hepsi oda. Pansiyon tarzı. Hani tek odalar. Sadece banyosu var o kadar. Oda. Bir artı sıfır. Evet. Evet. Mutfak, banyo, salon. Aynen öyle. Salon, oturma odası, yatak odası aynı oda. Buralara da aşklarını ilan edenler olmuş. Evet, yukarı çıkacağız. Evet, merdivenlerden devam ediyoruz. Şansa tam arabanın olduğu yere geldik. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesindeki Karakaya Barajı için çalışmaya gelen İtalyanların yaşadığı köye geldik. Burayı çekip göstermeye çalıştım size. Uzun bir yol olmasına rağmen zor da olsa gelip burayı çekip sizlere gösterdim. Instagram'da bir anket yapmıştım burayı çekeyim göstereyim mi diye. Çok fazla katılım olmuştu. Bu yüzden ben de buraya gelip burayı çektim. Sizlere gösterdim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi gezi videoları çekmiyorum. Gezi videolarını paylaşmayacağım. Terk edilmiş yerler buldum mu gördüm mü çekip onları paylaşacağım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Şimdi ben buradan Diyarbakır merkeze döneceğim. Yarın da Mardin'e gitmeyi düşünüyorum. Yine terk edilmiş yerleri çekmeye çalışacağım. Kanalıma destek olmayı unutmayın. Olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda da görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.